Merhaba sevgili gençler. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Hemen karşınızda yer alacağımız kısım ne olacak gençler? Kavramlar. ÖSYM din kültüründe özellikle kavramlardan sınav sorusu yapar dediğimiz yerde 2024 sınavında sınav sorusu haline getirdi mi? Getirdi. Bu kavram hangi kavram olacak? İtidal kavramı. İtidal kavramı demek ne demek gençler? Dengede gitmek demektir aşırılıktan uzak durmak demektir. ÖSYM itidal kavramını paragraf içerisinde verip anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra diyor ki aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan kavramdır? Anlattığı kavramda şudur gençler. Peygamber Efendimiz sünnetinde Kur'an'da ilkesel olarak yer alan bazı temel ilkeleri vardır. Bu ülkelere dikkat çeker mi? Çeker. Bu İlkelerin en başında ne gelir? Biri de ibadetlerde denge yani itidal ilkesidir. Bir gün bir sahabe efendimiz ne yapmıştır gençler? Her gün oruç tutar. Bu olay Resulullah'a gider. Allah Resulü de der ki her gün oruç tutma sen. Bir gün tut en azından bir gün bırak dengeli gitmeye çalış. O yüzden ibadetlerde her zaman denge ön planda olması lazım mı? Lazım. İslam toplumu olarak bizim en önemli özelliğimiz, diğer dinlerden farkımız itidal yani ortada dengede olmamızdır. Bununla ilgili Allah Resulü der ki, bak ÖSYM alır, şu MEP kitabında yer alan paragrafı sınav sorusu haline getirir mi? Getirir. Ee, dinde aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekilerin ancak dinde aşırılıkları sebebiyle helak oldular. Ey insanlar, size orta yol gerekir. Siz bıkmadıkça asla bıkma. Allah asla bıkmaz. Şimdi kurban oldum. Burada ÖSYM sana ne diyor? Diyor ki, itidal kavramını bil. Ben diyor, peygamber efendimizin şu sözünü veririm. Verdikten sonra derim bu hadiste anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dinde orta yol dediği zaman direkt aklına gelecek olan hangisi? İtidal. Daha yeni videoya başladık. Kalk kalk beraber ne yapacağız? Başaracağız. Ne ne diyorduk gençler? TET'de 5'te 5, 5 AYT'de 6'da 6. O yüzden itidal neymiş? Bana cevap ver. İtidal ne demek? Dengede demek midir gençler? dengede olmak demektir gençler. Kur'an-ı Kerim, ey Resulüm sana vahyedilen edilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki namaz hayatsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ey iman edenler, oruç sizden öncekiler önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Kurban olun bazılar zannediyor ki haç, haçı çıkar, zekat, namaz, oruç sadece Müslümanlar özgü. Bizden önce var olan Yahudiler, Hristiyanlara onlarda da ne var gençler? Namaz ibadeti var. Aynı zamanda oruç ibadeti var. Zekat ibadeti var mı? Var. Bunların amacı ne? Kulun kendisini ne yapmasıdır? Yeniden dizayn etmesi midir gençler? Kulun kendisini yeniden dizayn etmesi olacaktır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız onu Allah hakkıyla bilir. O yüzden yapmamız gereken en önemli şey nedir? Yaptığımız tüm davranışların temelinde Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Sadece namaz, zekat, haç, oruç değil. Bunlar bizden öncekilere de fark kılınmıştı, bize de kılındı. Ama Müslüman toplumun, İslam toplumunun en önemli özelliği itidal üzerine olması, dengede olması, aşırılıklardan uzak olması olacak mı? Olacaktır. Gel buraya. Allah'a Müslümanlara farz kıldığı ibadetler. Salat, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Bunları yerine getirdiğin zaman Müslüman sayılıyor musun? Sayılıyorsun. Ama Hüseyin'e diyor ki kurban olduğum ben sana söyleyeyim diyor. Bunlarla ilgili ben sana sınav sorusu haline getireceğim diyor. Namaz diyor öyle bir ibadettir ki diyor ki günde beş defadır. ÖSYM aldı hadisi önüme koydu. Dedi ki kurban oldum dedi bir kişi beş defa günde beş defa bir nehirde yıkansa temiz olur mu olmaz mı Muruh? İnsan beş defa günde beş defa banyo yaparsa olur değil mi? Cevap ver la. aramıza yeni katılmış. <laughs> Alışacak o da. İkinci bir etrafi vakası. Şimdi Muru Başkan. Şimdi bir akar su aktığı zaman bizim için en önemli şey ne? Beş defa yıkanmasından bahsediyor. ÖSYM aldı bunu sınav sorusu haline getirdi. Dedi ki kurban oldum bir insan evinde bir nehir aksa ve günde beş defa içerisinde yıkansa temiz olur mu? Olur. Burada kastedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? o ibadet hangisidir? Namaz ibadettir. Namaz insanı neyden de koruyacak aynı zamanda? Kötülüklerden koruyacaktır. Günde beş defa Allah'ın huzuruna çıktığını hisseden bir kişi ona göre davranışlarını da düzenleyecek mi? Düzenleyecektir. Bu bilinçle kılınan namazların bir anlam ve önemi olacak. Allah rızasını kazanmada vesile olacak mı? Olacaktır. Oruç tutmak gençler. ÖSYM e buralardan yorum soruları soruyor. Diyor ki oruç tutmak diyor insanın Allah'ın emridir ve bütün insanların yani Allah'a iman edenlerin yemesini içmesini Allah'ın emirlerine göre dizayn etmesidir. Bak Allah sırf bir şeyi emretti diye bir ibadet yapılıyor ve yeme içme iş yok. Sadece sadece sana bunu kim yaptırabilir? Allah. O yüzden Allah rızasını kazanmak için oruç tutulur mu? Tutulur. Oruç tutulurken gençler, fakirin halinden anlama, yokluk nedir bilincinin farkına varılması, varılmasına yardımcı oluyor mu? Oluyor. Adamın evinde yok, senin evinde var diye ona üstünlük taslamaman gerekir mi? Taslamaman gerekir. Ve fakirin halinden anlaman lazım. Karnı tok olan açın halinden anlar mı? Artık Allah'ın emriyle anlar. Neyle gençler? Oruçta olacak mı gençler? Oruçta olacaktır. Oruç sayesinde fakir ile zenginin birbirini daha iyi anlayabilmesi, empati kurabilmesini sağlar mı? Sağlar. Zekat vermek. Zekat vermekte sınav sorusu oldu mu? Oldu. Hüseyin dedi ki zekat veren insan babasına hayrına veriyor demedi. Dedi ki Allah diyor ki malının belli bir kısmı da fakirlerin hakkı vardır. O hakkı gözet ve fakirlerin hakkını teslim et dedi. Buna ne denir? Zekat denir. Şimdi zekatını verdiğin zaman zengin ile fakir arasında bir tane ne olmaz gençler? Kötülük meydana gelmez. Zengin sürekli kendisini düşünürse malının içerisindeki fakir hakkını ödemezse ulan mal var, mülk var. Adam olamamış. ...falan sözleri kullanılmaya başlanır mı? Başlanılır gençler. ile fakir arasındaki o... E, ...uçurumu kapatır yani. Düşün yani... ...mesela... ...biri mesela... ...Ramazan abi bana zekatını verse... ...ihya olurum la. <laughs> Düşündüm ya zekat... ...Ramazan abi bana zekatını verse... ...direkt ne olur? Ben zekat verecek... ...hale gelir. O yüzden... Ramazan abi gözüme tatlı geliyordu bir başka tatlı geli, gelir mi? Pastanın üzerinde çile konulması gibi bir şey olur yani daha güzel olur. ÖSYM aldı? Bunu sınav sorusu haline getirdi. Dedi ki zekat dedi, zengin ile fakirin arasındaki o uçurumu kapatıyor ve birbirinin malına karşı haset yapmaktan da alıkoyar mı koyar? Açarım elimi derim ya Rabbi sen Ramazan hocaya ver. Ramazan hocada zekat olarak bana veriyor. Allah onun malını artır der miyim? Der. Niye demeyeyim? Çünkü benim de payım var mı? Var. Değil mi Murat Başkan? Mükemmel olur da. Bir de hacca gitmek var gençler. Bak. Hac en önemlisi. Hacda belli bir kıyafet var. O kıyafet sana neyi hatırlatıyor? Direkt kefeni hatırlatıyor. Yani canlı canlı kefeni giyiyorsun. Zenginsin, fakirsin, yakışıklısın, karizmatiksin. Yok böyle spora gidip kas yapmasın falan filan hiçbirinin önemi yok. İhramı giyiyorsun. Herkesin Allah karşısında eşit olduğunu anlayabilmesi için hac ibadeti vardır. Zengin olmak, fakir olmak, güzel olmak herhangi bir anlam ve önemi var mı orada? Herhangi bir anlam önemi yoktur. Allah huzuruna çıktıklarında tek bir tip mahşeri andıracak mı gençler? Mahşeri andıran bir kalabalık ve herkesin üzerinde tek bir elbise, Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvadadır. Takva ne demektir? Allah'ın emir ve yasaklarına uyan ve onun yasaklarından kaçan, harama bulaşmaya çalışmayan. O yüzden gençler üstünlük asıl neymiş gençler? Takvada olduğunu unutmamak lazım. O yüzden gençler hacca Gitmek bütün Müslümanların Allah huzurunda eşit olduğu bilincini uyandırır mı? Bilincini uyandıracaktır gençler. Kelime-i şehadet var mı? Var. Kanal 7'de Muro Başkan sizin evde de var mıydı bilmiyordum ama bizim evde vardı. Cüneyt Arkın bir tane kafiri İslam'a davet ediyordu. Adam kelime-i şehadet getiriyordu. Hadi hep beraber getirelim. Bayağıdır getirmiyorsun. Din imanı unutmuşsun. Haydi. Eşhedü en la ilahe illallah. Bizim evde o şey oluyordu Kanal 7'de. Babam böyle eli kalbinde. Şöyle evdeki kafirleri aradı. Eşhedü en la ilahe illallah. Hangisi getirecek, hangisi getirmeyecektir? Kelime-i şehadet Allah'ın varlığını kabul etmek. Peygamberin varlığını kabul etmek. Vahiyi kabul etmek ve bunu tasdiklemek mi, tasdiklemek midir? Tasdiklemektir. Bu yaptığımız iman ne olacaktır? Toplu bir iman olacaktır. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ın varlığını kabul ediyorsun. Bir ve tek olduğunu kabul ediyorsun. Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu ifade ediyorsun. Gel bre. Deizmde ne vardı? Tanrı vardı. Tanrı'nın evrene müdahalesi yoktu. Yani peygamber yoktu. Sadece Tanrı var, ahiret vardı. Din yok, peygamber yok, kutsal kitap hiçbir şey yoktu. Panteizmde her şey Tanrı'ydı. Panteizmde Tanrı hem evrenin içindeydi hem dışındaydı. Şimdi anlattığımız kelime-i şehadette teizm var mıdır? Tanrı vardır. Tanrı evrene müdahale etmek için peygamberini göndermiştir. Biz onun Allah'ın peygamberi olduğuna iman eder miyiz? İman etmiş oluyoruz. Dinimize göre ibadet sadece namaz, oruç, zekat, haçtan oluşur mu? Tabii ki oluşmayacaktır. Bunun dışında ne ibadettir? Şöyle ailenizin karşısına gidin, pişmiş kelle gibi tebessüm edin. Tebessüm etmek, güler yüzlü olmak, iyi huylu olmak bunlar hep nedir gençler? İbadet midir? İbadettir. Şu an bu videoyu izleyince sağ meleğin böyle coşuyor mu? Sağ melek coşuyor. Çünkü şunun bilincinde olan Müslüman Ders çalışmak da bir ibadettir. O yüzden sadece Allah rızasını güderek kendini yetiştirip iyi bir üniversite kazanıp Allah rızasına uygun bir hayat yaşamayı dilediğin an Musa omuzda yer alan bir melek var Muro. O halaya başlar. Delil o, delil o, destane. Baya baya yazar mı? Baya baya yazar gençler. İslam dininde ibadet geniş kapsamlı bir kavramdır. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her güzel iş ibadet kapsamındadır. Anne babaya iyi davranmak, tabletle az uğraşmak, tabletle az uğraşmak, telefonla az uğraşmak da ibadettir. Bunu da unutmayın bak. Bunu da ben uydurdum. Saygı göstermek, doğayı ve çevreyi korumak, hayvanları sevmek, ahlaklı ilkeleri uymak. Mesela senin hayvan bir arkadaşın var ya, her türlü hayvanlıkları yapıyor ya. Aha, onu sevmen de ibadettir bak. O yüzden ona da saygı göstermen gerekir. Yolumuza devam edik. İbadet dediğimiz şey Allah'a şirk koşmadan, bak Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Far namazı kıl, far olan zekatını ver, Ramazan orucunu tut, insanlara sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediği şekilde onlara davranmayı terk et. Bunlar nedir gençler? Hepsi ibadettir. İbadetler bunlarla sınırlı olacak mıdır gençler? Hayır, bunlarla sınırlı olmayacaktır. İlk başta ne dedik? Yaptığımız bütün güzel fiiller nereye girer gençler? İbadete girecektir. Bu ibadetlerin en başında en güzeli hangisi gelir gençler? Namaz ibadeti. Peygamber Efendimiz, bak Kapısının önünden geçen nehirde günde beş defa yıkanan kişiden nasıl hiçbir kir, pas kalmadığı gibi günde beş vakit namaz kılan insanda da kötü huy, kötü ahlaki özelliklerin kalmayacağını bildirdiği hadisidir. ÖSYM aldı bu hadisi. Birinin evinin önünden bir nehir aksa ve günde beş defa yıkansa herhangi bir kir kalır mı? Muray'a yani soracağız artık. Siz oradan YouTube'da... Yorum kısmına yükleniyorsunuz. Ne diyorsunuz? Evinizin önünden bir nehir aksa ve günde 5 defa o nehirde yıkansanız burada kastedilen ibadet hangisidir? Namaz ibadetidir. Bak, Muro Başkan da artık TYT'de 5'te 5, 6'da 6 yapacak inşallah. Muro Başkan'la da tanışırsınız. Merak olsun. Yorum kısmına da yazmayı unutma. Orada böyle sadece durma durma. Elin de biraz çalışsın biraz muhabbet edek. Ben gelip bütün yorumların hepsini okuyorum, beğeniyorum. Anonimoca.com falan değil. Anonim Hoca Instagram hesabından da her türlü mesajı atabilirsiniz gençler. Hz. Peygamber'in kim Allah için hac eder ve kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa kulakları hariç annesinin ve onu dünyaya getirdiği gün gibi günahlarından arınmış olarak döner. Oruç insanı kötülüklerden koruyan bir kan, e, kalkandır. Oruç tutan biri kötü söz söylemesin, kötü işte yapmasın. Babanızın oruç tutmasından bahsetmiyorum. Babanız oruç tuttuğu zaman böyle sinir kıpına dönür. Çekil ben oruçluyum. O oruç değil işte. Oruç senin kötülüklerden alıkoyacak, sabırlı olacak, fakirin halinden anlamanı sağlayacak. Onların yediği gibi yiyip, içtiği gibi içmeyi, yani yokluk bilincine varmayı Öyle böyle güzel bir iftar sofrası hazırlayıp yemediğin yemekleri de böyle sermek değildir yani oruç. Oruç fakirin halinden daha iyi anlayabilmeyi. Allah bir şeyi emrettiği an bak Allah emrediyor ezan okunuyor yeme içme kesiliyor. O emir geliyor yeme içme başlıyor. Bunu sana yaptıracak hiçbir davran kimse yok yani yeryüzünde. Onu sadece ve sadece kimin için yaparsın? Allah için yaparsın. Şimdi senin babanın durumu nasıldı? Orucunu tutuyor, sinirli oluyor, herkese sataşıyor. Ona ne ad verilir? Müflis. Ha, müflis ne demek gençler? İflas eden tüccara benzer. Orucunu tuttu, namazını kıldı ama milletin kalbine kırdı. Kalp kırmak, Kabe'yi yıkmak gibi bir şeydir diyor. Bak bu sözümü de bir kere bir kenara yazın. Söz benim değil ama yine de altına anonim yazın. Gerçek müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ibadetlerini yapmış olarak gelir. Bak adam gitmiş ne yapmış? Zekatını vermiş, orucunu tutmuş, namazını kılmış. Namazını kılarken insanlar, aa bu ne güzel namaz kılıyor desinler diye yapmışsa, zekat vermişse gidip ben şuna şu kadar zekat verdim, şuna şunu yaptım, gözüne sokmuşsa Oruç tutarken birilerinin kalbini kırmışsa biz buna ne dedik müflis? Bak devamında diyor ki aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanın, e, kanını ki kulakları bitmeden sevapları biterse sahiplerin günahları da kendisine yüklenir. Sonra da bye bye happiness, bye bye cehenneme sonradan cehenneme atılır mı? Atılır. İşte bu kişiye ne denir gençler? Müflis denilecek midir gençler? Müflis denilecektir. Yani sadece namaz, zekat, haç da olmuyor. Bunların davranış haline dönmesi gerekir mi? Davranış haline dönmesi gerekir. namaz kibirli olmamayı. Ya yani alçak gönüllü olmayı, oruç ise sabırlı olmayı öğretir. Zekat diğer gamlığı öğretir. Kişiye malını başkalarıyla paylaşma Abi insan otobüste yer istiyor mu vermiyor ya Allah öyle bir şekilde emrediyor ki Cebinden parayı çıkarıyorsun başkasına veriyor Niçin? Sırf Allah emrettiğinden dolayı O yüzden gençler ibadetler bizim her türlü davranışlarımıza yansımalı mı gençler? Bizim her türlü davranışlarımıza yansımalıdır İbadetlerin toplumsal faydası olacak mı? Olacak Şimdi etraf atayış kaynıyor mu? Atayız kardeşlerimiz de maalesef aramızda var mı? Welcome to. Siz de hoş geldiniz. Çünkü TYT ayete sizde de lazım. Bu dünyada da lazım. Sizde göre yok ama bize göre var. Öbür dünyada da lazım. Şimdi gençler insanı kontrol altına almanın yegane yolu nedir? Dindir. Adamı diyor ki zinadan uzak dur. Diyor ki din yok ki ben niye durayım? Adama diyor ki bu adam diyor senin kız kardeşinle zina etse yakalasan ne olur? Aslan kesiliyor. Kurban oldum. Din, insanın sosyal hayatını düzenler. Biraz önceki ayette olduğu gibi sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sana yaptırmayan şeye din denir. Yoksa bir kişiyi kontrol altına alabilmenin yolu yok hmm. gençler. Allah yoksa her şey yapar mısın? Bir, bir de muroş şey ediyorum. Zaten yapıyorum. Allah bir de. <laughs> o yüzden gençler videonun başında yorum kısmına konuşarak, chatleşerek devam edelim. Sizden de bekliyorum yani. Allah size hangi günahtan alıkoyuyor? İşte bunun üzerinden ÖSYM sınav sorusu yapıyor mu? Yapıyor. Allah'a inanmıyor olabilirsin ama bu yorumlara uygun bir şekilde soruyu çözmen gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi adam sana getirir, şunu verir mi? Verir. Müminler birbirine merhamet etmekte, birbirini sevmekte ve birbirini korumakta bir vücudunun organı gibidirler. Vücudun herhangi bir organı ağrıdığında diğer organlar nasıl bundan rahatsız olursa bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda diğer müminler de aynı sıkıntıyı paylaşırlar. Hocam bizde öyle bir şey yok ki biz Müslüman ülke değil mi? Kurban oldum. Biz layık bir devletiz. Müslüman devlet değiliz. Bunu unutma. Aynı zamanda şuraya da gel. Ülkedeki herkes Müslüman değil. Şu Müslümanların kendilerinin bir sayması lazım. Türkiye'de kaç tane Müslüman var? Yani Müslüman diye gezini yok mu? Gezin yok. Ama komşumuz aç mı? Aç. Komşumuz hırsızlık yaparken onu alıkoymaya, ona yardımcı olmaya, onun sıkıntılarını gidermeyi, onu yoldan alıkoymaya çalışıyor muyuz? Hayır. Sadece namaz, zekat, hac, oruçla bu iş olur mu? Olmaz. Eskiden bunu diyorduk, şimdi adam zekat, oruç, haç yok. Allah sonumuzu hayır edilsin. Yoksa sonumuz ileri cehennem. Kötü yola gidiyor. Söyle Muro. <laughs> Muro, Z kuşağının en başarılı ekipmanından biri gençler. Yani Muro'yu yavaş yavaş tanıyacaksınız. 2001 doğumlu olup benim hocamın kameramanı olmak kolay değil. Sivaslı. He, bir de Sivas yani o önemli <laughs> linkini de aşağı bırakıyoruz. <laughs> Tıklaymanızı istiyorum. <laughs> İbadet ve temizlik konusuna bakalım gençler. Sağlıklı yaşam öncelikle temizlik şart mıdır? Şarttır. Bu nedenle dinin temiz ve temizliğe önem verecek midir? Temizlik ne olacaktır gençler? İmandandır. Allah da temiz olanları sever mi gençler? Allah da temiz olanlar sever. Sadece bedenen olarak değil, hem ruhan hem bedenen olacaktır. Mesela ibadet için öncelikle ne alması lazım gençler? Abdest alması lazım. Abdest alan kişi el, ayak, yüz gibi organların temizlenmiş olur. Ayrıca namaz kılacak yerin temiz olması da gerekir mi gençler? Temiz olması gerekmektedir. Şimdi gusül abdesti zamanı geldi. Şimdi hocam gusül nedir? Bunu bilmeyen bir sürü arkadaş var. Sınava hazırlanıyorsun. Gusülsüz olma. İğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde yıkanman lazım mı? Lazım. Duşa girdin. Bak zengin duşa girer. Fakir banyoya girer. Banyoya girdin. Aldın suyu ağza. 3 defa. Burna. 3 defa. Sonra bütün vücudun yıkanılacak mı? Yıkanılacaktır. Bu guslün farzı mıdır? Farzdır. ÖSYM sınav sorusu yaptı. Dedi ki vücudun kuru kalmayacak, iğne ucu kalmayacak kadar her yerin yıkanmasına ne denir gençler? Gusul denir mi? Gusul adı verilecektir. Gusulun farzı kaçtır gençler? 3. Ağza, burnuna su vermek bütün vücudun yıkanması mıdır gençler? bütün vücudun yıkanmasıdır gençler. Dinimiz bazı durumlarda boy abdestinin guslünü almasını emreder. Bak ben bunu söylesem beni linçlersiniz. Allah'tan Allah'ın ayetinde Maide suresinin 6. ayeti. Muru ben bunu da yedim. Yorum kısmından linçlenirdim. Ey iman edenler cünüp iseniz bu abdestini alın. Bu abdestin farzı kaçtır gençler? 3 bir ağza su vermek, 2 buruna su vermek, 3 vücudun tamamının yıkanmasıdır. Ayetten anlaşılıyor ki gusursuz durumlarda boya abdest almak gerekir. Gusursuz namaz kılamasın, Kur'an-ı Kerim okuyamasın. Zaten ruhen kötü bir duruma evrilir misin? Evrilirsin. Bu abdestin farzları kaçmış. Ağza su vermek, buruna su vermek, Üç, bütün vücudun yıkanması. Gusulle ilgili bilmen gereken iki kavram var. Bir, gusul bütün vücudun yıkanmasıdır. İki, farzı kaçtır. Ağza su vermek, burnuna su vermek bütün vücudun yıkanmasıdır. Şimdi, normal abdest dediğimiz abdeste baktığımız zaman yine Maide suresinin 6. ayetinde var mı? Var. Ey iman edenler! Yani Müslümanlara hitap ediyor etmesiyle beraber. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, sonra dirseklerinizi, sonra başınızı mesedin, sonra ayakları. Cuma'ya giden normal namazı sorun. Cuma'ya gidenler namaz şart mı? E, ee, abdest şart mı? Şart. Namaza kalktığınız zaman ne yapıyormuşuz? Yüzlerimizi dirseklerimize kadar başlarımızı mesedip topuklara kadar ayaklarımızı yıkamamız şart mı gençler? Şarttır, şarttır. Abdest namazın şartıdır. Tamam, bunu da dedik demekle beraber. Şunu unutmayın, ÖSYM sınav sorusu haline getirdi. Dedi ki, abdestin farzları hangileridir? Neymiş gençler? Yüzün yıkanması. İki, kolların yıkanması. Üç, başın mesedilmesi. Dört, ayakların yıkanması. Abdestin farzları her zaman sınav sorusu olur mu? Olur. En sevdiğim yer teyemmüm. Dersin ortasında gelip bu hoca ne anlatıyor falan, video ileri falan alanlar var. Teyemmümle ilgili bir hikaye anlatayım. Adamın birine gitmiş camiye, hutbenin ortasında, cumanın ortasında gitmiş. Gidince demiş ki adam eşek anırınca abdest bozulur demiş. Adam eve gitmiş kuyu ortam. Başlamış namaza. Allahu Ekber. Eşek orada anırmaya başlamış. Ulan imam şey dedi. Eşek anırınca abdest bozulur. Abdest olmasa namaz olur. Aha namaz gitti. Gitmiş bir daha abdest almış. Yine başlayacak eşek yine. En sonunda gitmiş. İmamın yakasına yapışmış. Ula imam demiş. Bizim eşek hep anırıyor. Ben abdestsiz nasıl yap namaz kılacağım artık? Demiş kurban oldum. O teyemmüm için geçerlidir. Suyun bulunmadığı ortamlarda yani eskiden köylerde yani köylü var mı aramızda? İlla ki vardır. Adam iyiydi o. Sivas, Sivas zaten küçük bir köyde mi? <laughs> Dersen beni linçlerler Sivaslar. Yani İstanbul'un üçte biri Sivas'ıymış. Ankara'nın yarısı. Üçte ikisi. <laughs> Şimdi baktığımız zaman gençler teyemmümde Suyun bulunmadığı zaman alınan sembolik bir nedir gençler? Abdesttir. Su var mı? Su ortalıkta yok. Suyun olmadığı zaman ya da suya ulaşılamadığı zaman ya da ölüm tehlikesi olduğu durumda Allah namazı sürekli farz kılındığından dolayı abdest alman lazım. Sonra ne olacak? İmamın yakasına yapıştı. Dedi kurban olduğum imam şimdi ne yapacağız? Burası köy dedi. Suyun bulunmadığı zaman eşekler nereye gidiyor? Suyu alıp gelmeye getiriyorlar uzak bir yerden. Eşek geldiği zaman su da gelmiş olur. Su geldiği için teyemmüm bozulur. Yani suyun bulunmadığı zaman ne yapılıyormuş gençler? Toprakla ne, ne alınıyor? Abdest alınacaktır. O zaman ne diyoruz? Teyemmüm nasıl alınır? 3 kere pat pat, 3 kere pıt pıt diye bir şey söyleyeceğim gençler. YouTube'a yazarsanız zaten dilinize dolar. Bak. Üç kere pat pat. Bir, iki, üç. Üç kere pıt pıt. Hoca ne yapıyor? Teğmimin farzlarını anlatayım. Bak. Üç kere pat pat. Toprağa vurdun ya. Yüzünün mesedilmesi. Üç kere pıt pıt. Kolların mesedilmesi. Hocam teğmim bu kadar mı? He bu kadar. İnanmıyorsun değil mi? Gel okuyalım. Teyemmüm ne zaman alınıyormuş gençler? Suyun bulunmadı ve suyun kullanmaya güç yetmediği zaman toprak ve toprak cinsinden bir temizlik halini gidermektir. Diğer bir ifadeyle temim su bulunmadı ve suyu kullanma imkanı olmadığı zaman durumlarda temizlik veya toprak cinsinden bir şeye el sürüp kolları ve yüzü mesh etmektir abdest ve gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Toprak yerine taş, kum, çakıl, tuğla, kiremit gibi olur mu? Olur. Bakın size bir püf nokta vereyim. Cuma'ya tam yetişeceğin Cuma'nın tekrarı yok ya. Vara gidemiyorsun yani bir geri alalım bakalım falan filan. O yüzden abdestin yok. Namaza yetişmen lazım. İmam namaza durdu. Hemen şöyle niyet ettim teyemmüm almaya. Böyle hal ya elini üç defa ya da toprağa vur, yüzünü sür, sonra kollarını sür, sen teyemmümlüsün. Toprakla alınan abdeste ne denir? Teyemmüm denir mi gençler? Teyemmüm olacaktır. Farzı neymiş? Niyet, yüzün ve kolların mesedilmesi midir? Kolların mesedilmesidir. O yüzden eşek anırdığı zaman abdest bozulur mu? Bozulur. Niye? Suyun gel geldiğinin gösterisi göstergesidir. ÖSYM olsam şunu sınav sorusu haline getiririm. Maide suresinin 6. ayetini veririm. Derim ki su bulamasanız temiz toprakla yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. İşte bak bunu verdiği zaman toprakla alınan abdeste ne denir gençler? Teyemim. Bütün vücudun yıkanmasına ne diyorduk? Bütün gusül Normalde yüzün yıkanması, kolların, başın medet ayakların. Bu da normal abdest miydi? Normal abdest olacaktır. Teemmümün farzı neymiş gençler? Teemmümün farzı niyet etmek. Elleri toprak ve toprak cinsi bir şeye sürüp yüzü ve kolları mes etmektir. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı. Ya arada Arapça da kullanıyor mu? Artık Suriyeliler de çok. Onların diliyle de <laughs> bir şeyler anlatmam lazım. Şimdi gençler, farz neydi? Şimdi videonun başına gideceğiz. Farz dediğimiz şey, Allah'ın kesin bir şekilde yapmasını istediği şeye ne diyorduk? Farz diyor muydu? Farz. Ben yapacağım, Muro Başkan yapacağım, Memo Başkan yapacaksa, sen yapacaksan, biz yapacaksak, farz aynı. Cenaze namazı gibi bazılarının yapmasıyla Diğerleri üzerinde sorumluluk ortadan kalkıyorsa biz buna ne diyoruz gençler? Ve buna vereceğimiz isim farz-ı kifayedir. Farz kadar kesin olmayan bir şekilde bir şey yap derse vacip. Allah kesin bir şekilde bir şey yapma derse haram. Kesin olmayan bir şekilde bir şey yapma derse mekruh muydu? Mekruh'tu. Sünnet neydi? Peygamber Efendimiz'in söz, fiil ve takrirleriydi. Bununla ilgilenen ilme ne denir? Hadis ilmi denir. Sünnet kaça ayrılır? Üçe. Haydi fiili sünnet, kavli sünnet, bir de takriri sünnet. Sessiz kalarak onaylamasına takriri, sözü ile sözlemesine sözlü bir diğer ismi neydi? Kavli sünneti. Davranışlarıyla ortaya koyuyorsa Fiili sünnet midir? Fiili sünnettir. Allah ibadetleri yerine getirirken bizden istediği yegane şey nedir? Dengede olmamızı istiyor mu? Dengede olmamızı. Biz buna ne diyorduk? İtidal diyor muyduk? İtidal diyecektik gençler. O zaman soru cevabı yaptıktan sonra yeni ünitemiz ne olacak gençler? Yaşayan Dünya Dinleri. Bu videoyu buradan sonlandıralım. Hepinize love love seviliyorsunuz gençler. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle.